İntegral Forex TV'den herkese merhaba. Bilanço dönemi devam ediyor. Gerçi bugün son gün. Bu akşam bütün bilançolar açıklanacak ve bitecek ve 4. çeyrek bilançolarını bugün itibariyle tamamlamış olacağız. Ancak benim sizde bahsetmek istediğim 3 tane bilanço var. Bunlardan bir tanesi Vestel, Bimaş ve Yataş olacak. Bilanço analizleri biliyorsunuz yapıyoruz ve siz de öğrenmek istediğiniz, sonuçlarını analiz etmemizi istediğiniz bilançoları bu videonun altına ve yayınlamış olduğumuz bütün videoların altına yazıyorsunuz. Bunları yazın, biz de değerlendiriyoruz ve bilanço analizlerini çekmeye devam ediyoruz. Şimdi öncelikle Vestel'den başlayalım. Vestel bir kere 4. çeyrekte piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde, neredeyse 800 milyonluk bir net kar açıkladı. Bu bir önceki 4. çeyreğe kıyaslandığı zaman %357 yukarıda bir net kardı. Bence 4. çeyrek rakamları oldukça olumlu. Hemen şöyle net satışlara, yani ciroya baktığım zaman 4. çeyrekte %47'lik bir artış olduğunu görüyorum. Net satışlardaki yükseliş oldukça güzel. Aynı zamanda FÖVEK'te de %74'lük bir artış var. Yani 4. çeyrekte hem net satışlar cephesinde, hem FÖVEK cephesinde, hem de net kar cephesinde beklentilerin üzerinde sonuçlar geldi. Bunu olumlu tarafa alıp yazmakta fayda var. Ama şirketin en güzel tarafı 2020 yılının tamamını teşkil ediyor. Bu neden? Şöyle bir durum söz konusu. Özellikle 2020 yılında şirketin yazmış olduğu 1.7 milyar TL'lik net kar, yani bir önceki yıla göre %447'lik arttırmış olduğu net kar, tarihinin en yüksek net karı. Yani 2020 yılında şirketin tüm tarihine baktığımız zaman en yüksek karı 2020 yılında yazmış. Yine aynı şekilde 3.6 milyar TL'lik FAVÖK rakamı da yine tarihinin en yüksek rakamı olarak açıklanmış. O da 2019 yılıyla kıyaslandığı zaman 2020 yılında %54'lük bir FAVÖK artışına denk geliyor. Ciro'da yine olumlu rakamlar var. 2019'a kıyasladığımız zaman %25'lik bir artış var. Yani topyekun olarak 2020 yılını değerlendireceksek, 2020 yılı Vestel için gerçekten çok iyi gerçekleşmiş ve bilanço rakamları bence oldukça güzel. Dolayısıyla aslında iyi bir yıl geçirdiğini 2021-20 yılında söylemek mümkün. Peki hani bunları yaptı, okey, ama borçluluk durumu ne oldu diye baktığımız zaman net borç bölü FOVEK oranı 2020 yılının genelinde zaten yaklaşık olarak 1.7-1.6'ya denk gelmiş. Dolayısıyla net borç 2020 yılının son çeyreğinde hafif de olsa azalma gerçekleştirmiş ve genel itibariyle net borç bölü FOVEK rakamı 1.7'den 1.6'ya gerilemiş. Genel olarak şuna dikkati çekmek istiyorum. 2019 yılının genelinde net borç bölü FOVEK 2.3-2.4 şeklindeymiş. Dolayısıyla aslında zaten net borcun FOVEK'e oranladığımız zaman bence oldukça güzel rakamlar olduğunu söylemek mümkün. Ve son çeyrekte de net borcunu azaltması şirket performansını daha da olumlu bir şekilde yansımasının neden olmuş. Hazır değerlerde özellikle bir miktar nakdini de arttırmayı başarmış. Bence bu tüm sonuçlar şirket bilançosu açısından olumlu yansımış ve 2020 yılında oldukça iyi geçirmiş. Şimdi sunumunda birkaç tane detay var. Bunlar önemli detaylar. Tamam, 2020 yılını güzel geçirdi ama bu bilanço 2021 yılında da devam mı edecek? Biz bunu arıyoruz. Yani gelecekte eğer bu bilanço bu şekilde devam etmeyecekse, dolayısıyla aslında fiyatlandı ve geçti diyebiliriz. Ama ev aletlerinde kapasite artışları olmuş 2020 yılında ve en iyi tarafı da şu, birinci çeyrek 2021'de, hatta bunun sonuna doğru buzdolabı kapasitesinde bir %15'lik artış bekleniyor buzdolabı fabrikasında. Dolayısıyla bu 2021 bilançosuna da olumlu şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. UV teknolojilerinde yeni ürünler geliştirdi ve yeni ürünler geliştirmeye devam edecek. Yeni pazarlara giriş yaptı 2020 yılında. Özellikle ABD pazarında bulaşık makinesi ve akıllı ocak ihraç etmeye başladı. Zaten ihracatında da yükselişler aldık. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımız zaman 2021 yılında da farklı kategorilerde yeni ürünler yapacağını Vestel açıklamış oldu. Bence bunlar gerçekten yani güzel gelişmeler ve fiyatları da yansıyacak gelişmeler.
Fiyat değerlemesine baktığımız zaman, tarihsel çarpanlarına baktığımız zaman, yani şu anda piyasa değeri defter değerine göre, fiyat kazanç oranına göre ya da firma değeri bölü forvet oranına göre ne ucuz ne de pahalı. Hani böyle ederinde diyebileceğimiz noktalarda. Dolayısıyla fiyatlama konusunda çok büyük bir hani yukarı yöndeki hareket ya da düşüş görmüyoruz şu anda. Çünkü zaten hisse değerinde ama potansiyel anlamda geri çekilmeler Vestel için özellikle bu bilançoyu birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte devam ettirmeye başarırsa bence Vestel'in fiyatı şu anda bu seviyeler değil, daha da yukarısı olacak gibi görünüyor. Özellikle hem beklentilere baktığımız zaman hem de 2020 yılında yaşanan finansal sonuçlara baktığımız zaman. Peki Vestel ne yapmış son bir ayda? Son bir ayda Vestel zaten %40,55 getiri sağlamış. 3 ayda %46,15 getiri sağlamış. Diğer taraftan son 1 yılda da %84'lük getiri sağlamış. Zaten aslında Vestel potansiyel anlamda yatırımcısına gayet de güzel kazandırmış. Teknik anlamda ne yapmış peki? Ona bakalım. Şu anda yükselen trend eğilimi devam ediyor. Yani şunu söylememde fayda var. 31,70'ler genel olarak yakın direnç olarak ve yukarı yönde yükselmekte zorlandığı noktalar. Yakın vadede 31,70 seviyesinin üzerine yükselişler alırsak bence daha da yukarısı varmış gibi görünüyor Vestel açısından. Özellikle aşağıda 28,90, onun da altında 26,50 seviyeleri teknik ortalamalarından geçiyor. Yani 26,50 seviyesine doğru, yani 50 günlük ortalamasına doğru bir eğer düzeltme hareketi yaparsa bence iyi bir alım fırsatı verir diye düşünüyorum. 25'lerde burada aşağıda yatay desteğini oluşturmuş ama dediğim gibi 31,50 seviyeleri yukarıda yakın vadede direnç, fakat bu bilançolar, bu finansal sonuçlar bu şekilde sürerse bu fiyatların da çok çok üzerinde yükselişler alırız diye düşünüyorum. Bence 2020 yılı Vestel Elektronik için çok çok iyi bir yıl olmuş diyebiliriz. Hemen BİMAŞ'a bakalım. BİMAŞ'ta da finansal sonuçlar fena değildi. Oldukça güzel sonuçlar aldık. Dördüncü çeyrekten bahsedelim öncelikle. Dördüncü çeyrek bilançosunda 825,2 milyonluk bir net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde bir net kar geldiğinden bahsetmek mümkün. Şirket için piyasa beklentisi 679 milyonluk bir net kar geleceği yönündeydi. Beklentilerin oldukça üzerinde bir artış sağlamış oldu. Geçen senenin dördüncü çeyreğiyle kıyaslandırdığımız zaman net karda %159'luk bir artış olmuş. Özellikle dördüncü çeyrekte FAVÖK kısmında %90'lık bir artış olmuş ve yine ciroda da %45'lik artışlar dikkat çekiyor. Marjlar oldukça kuvvetli, yukarı yönde eğilimler var. 2 puanlık, 1 puanlık artışlar var ama yani genel olarak güçlü 3. çeyrekte yansıtmış olduğu güçlü marjları net bir şekilde burada korumuş. Dolayısıyla burada da olumlu tarafta bunu da tutmakta fayda olacağını düşünüyorum. 2020 yılında peki ne yapmış diye baktığımız zaman cirosunu %38 oranında arttırmış 2019'a kıyasladığımızda. FAVÖK'te %61'lik artışlar var. Yine net kârda da %113'lük artışlar var. Yani BİMAŞ'ta, Vestel'de olduğu gibi yine 2020 yılı oldukça güzel geçmiş diyebiliriz. Özellikle burada şunu vurgulamak istiyorum. Hem ciro beklentileri hem de FAVÖK beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş 4. çeyrekte. Bence bu oldukça olumlu. Şirketin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında finansmanı iç kaynaklardan karşıladığı için hani burada çok güçlü bir banka kredisi kullanmıyor. Net borçluluk kısmına baktığımız zaman bu beklentilerle birlikte çok ciddi bir borçluluk durumu yok. Net borç bölü FOVEC yüzde değil 0,5'lik oldukça düşük seviyelerde. Dolayısıyla aslında borç çevirme oranlarının oldukça düşük olduğunu ve borç çevirmede bir problem olduğunu düşünmüyoruz. Artan mağaza sayısı ve bu like for like mağaza satışları vardır BİMAŞ'ta. Özellikle bunların artması ciroda çok iyi bir karlılık sağlamış durumda. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde de BİMAŞ'ta karlılığın devam etmesini ben bekliyorum. 2021 yılı için
yayınlamış olduğu bir marş kendi sunumunda 2021 yılı beklentilerini yayınladı. Hani bunu size şöyle okuyayım. 2020 yılında %12 büyüme gösteren mağaza sayılarının %28.4 artış göstermesiyle satış gelirlerinin %38 artışla 55.5 olmasını ve şirketin ciroda %20-25 aralığında büyüme sağlamasını, FOVEC artışının da yaklaşık olarak %8 artmasını ve yatırım harcamalarının da 1.7 milyar TL olmasını bekliyormuş. Genel itibariyle bu şekilde de beklentiler var. Aslında beklentiler özellikle ciro artışı bakımından bence oldukça olumlu ve iyi bir şekilde potansiyel de yaratıyor. Peki, benim ön plana çıkarmak istediğim şeylerden bir tanesi aslında temettü ödemesi. Çünkü brüt olarak 3,5 TL'lik bir temettü ödemesi olacak. Bu da yaklaşık olarak dünkü BİMAŞ fiyatının kapanışına göre %5'lik bir temettü verimine denk geliyor. Bence oldukça hani güzel, fena değil. Şimdi BİMAŞ'ın 4. çeyrek bilanço sonuçlarını oldukça olumlu buluyoruz. Öncelikle onu belirtelim. FK yaklaşımına göre, piyasa değeri, defter değerine göre ve aynı zamanda firma değeri bölü FOVE'ye göre de bir kere şu anda ucuz noktalarda, primli noktalarda değil, iskontolu. Zaten şirket son bir ayda %0.43 gibi, yani %1 bile değil bir getiri sağlamış. Çok bir şey yapamamış yani kısacası. Son 3 ayda %3'lük getiri sağlamış. Burada da oldukça yatay bir hareket ettiğinden ve endeksin altında getiri getirdiğinden bahsetmek mümkün. Son 1 ayda da %32'lik yükseliş gerçekleştirmiş. Bence BİMAŞ, bu benim hani kendi yorumumdur, bu finansal sonuçlarına göre piyasa çarpanları dikkate alındığında oldukça iskontolu, ucuz seviyelerde kalmış gibi görünüyor. Zaten bizim de kendi yapmış olduğumuz İNA çalışmasına göre 12 aylık hedef fiyatımız 98 TL'lik bir hedef fiyatımız var. Yapmış olduğumuz İNA çalışmasına göre. Peki fiyat ne durumda şu anda? Buna bakalım. Evet, BİMAŞ zaten bilanço açıkladıktan sonra yukarı yönde bir atak şeklinde devam ediyor. 50 günlük ortalamasına doğru yükselişler var şu anda. Bence satışların 71.30 seviyesi üzerinde karşılanmaya devam ettiği sürece ve burada en azından teknik analiz kuralına göre 2 günlük kapanış gerçekleştirdiği durumda bir önceki tepe noktası olan 77.40 seviyesine doğru bir hareket etme şansı olacağını düşünüyoruz. Hatırlatmakta fayda var. 12 aylık hedef fiyatımız bizim 98 TL yapmış olduğumuz İNA çalışmamıza göre 12 aylık hedef fiyatımız. Son olarak bir de Yataş'tan bahsedelim. Açıkçası hani bilerek seçmedim ama bu 3 bilanço da gerçekten çok iyiydi. Çok başarılıydı. Fakat genel olarak şunu söyleyelim. Yataş'ta satışların cironun zaten kuvvetli gelmesine yönelik beklentiler vardı. Satış gelirleri neredeyse 2 katı açıklandı. Bu çok fazla sürpriz değil bizim için. Biz de bu şekilde düşünmüştük. Yurt dışı satış gelirlerinde toplam cirodan almış olduğu pay arttı. Bence bu olumlu. Marjlarda kuvvetli artışlar var. Özellikle esas faaliyet kar marjında ve net kar marjında 5 puanlık artışlar olduğundan bahsetmek mümkün. Peki şirket 4. çeyrekte ne yapmış? Bir ona bakalım. Bu 4. çeyrekle bir önceki 4. çeyrek arasında kıyasladığımız zaman cirayı %91 oranında arttırmayı başarmış. Bence bu oldukça güzel. Ama bu zaten hani beklentimiz dahilindeydi. Diğer taraftan FOVEC'te de yine %55'lik artışlar var. Net karda da bir önceki çeyreğe kıyasla %273'lük bir artış sağlamış. 2020 yılında da yine ciroda %97'lik artışlar ve FOVEC'te de %60, ciroda da %50 kar var. Burada net borç bölü FOVEC oranına baktığımız zaman şirketin aslında borçluluk düzeyi artmış. Yani tam olarak 3. çeyrekle 4. çeyrek arasında 2 kat artmış olduğundan bahsetmem mümkün değil ama 2 katına yakın artışlar var. 3. çeyrekte 34 milyonluk bir net borç varken 4. çeyrekte net borç 67.9 milyona, 68 milyona neredeyse yükselmiş. Fakat olumlu taraf şu,
ikinci çeyrekte yani Haziran ayı net borcuna baktığımız zaman 217 milyondu. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte çok ciddi bir aslında borç kapama yapmış ama dördüncü çeyrekte de hafif bir yükselme olmuş. Nakit değerlerde de bir miktar çıkış var fakat buna rağmen Yataş'ta net borç bölü FOVEC oranı 0,2 gibi oldukça düşük seviyelerde. Dolayısıyla şirketin borç çevirmede herhangi bir probleminin olmadığından bahsetmek mümkün. Şunu söyleyelim, satış gelirleri açısından büyüme kaydeden bir şirket. Zaten aslında tüm çeyreklere baktığımız zaman satış gelirlerinde büyüyen, işte o bizim istediğimiz ve beklediğimiz şirket profili aslında. Her yıl büyüyen net karın ya da her yıl büyüyen şirket cirosunun oluşması. Cirodaki büyümede net şekilde finansallara da olumlu yansıdığını söylemek mümkün. Peki, çarpanlar açısından baktığımız zaman Yataş son bir ayda 1,8'lik bir düşüş gerçekleştirmiş. Aslında bir getiri sağlayamamış. Son 3 ayda %28'lik getiri sağlamış yatırımcısına. Son 1 yılda da zaten aslında hisse %178 yükselmiş. Çarpanlarına göre baktığım zaman ise görece iskontolu olduğundan bahsetmem mümkün. Fiyatlama açısından teknik anlamda Yataş'a baktığımız zaman yükselen trend devam ediyor. Ancak bu yükselen trendte şu anda hani ikili tepeye doğru bir hareket başlatmış durumda. 67-50'ler benim için direnç anlamında oldukça önemli noktalar olur. Eğer burayı aşamazsa o zaman düşündüğüm şey şu olur benim ki Yataş işte 17-50'yi kabaca 17-50'yi alırsak 17-50-17-30 bandını aşağıda da 15-15 seviyesiyle arasında bir yatay kanal bandı yapabileceğini düşünürüm. Dolayısıyla burası biraz önemli. Ancak teknik ortalamaların da üzerinde hareket ediyor. Eğer satışlar 16.80 ve 16 seviyesinin üzerinde karşılanmaya devam ederse bu yükselen trendini de aşağı yönde bozmamış olacağını düşünüyorum. Uzun vadede özellikle cirodaki artış ve büyüme beklentilerinin devam etmesinden kaynaklı bir ina analizi yapmadık biz Yataş için ama genel itibariyle 20'li seviyelere doğru bir yükseliş performansının da olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda teknik anlamda özellikle MACD'de sıfır çizgisinin üzerinde ve RSI'da da yine 50'nin üzerinde bir hareketlenme söz konusu. Burada genel olarak ortalamaların da üzerinde eğer bir düzeltme yaparsa biraz önce de söylediğim gibi belki bir yatay kanal bandı içerisindeki bunun da alttaki desteği 15,15 olur. Burada bir dinlenme isteği içerisinde olabilir ama genel olarak güçlü yapı oldukça mümkün gibi görünüyor. Dördüncü çeyrekte çok güçlü ve çok güzel bilançolar açıklandı. Ben gözlemlediğim kadarıyla otomotiv sektörü ve beyaz eşya sektörü dördüncü çeyreğin gerçekten gözde şirketleri oldu. Gözde bilançoları oldu. Beklentilerin oldukça üzerinde güçlü bilançolar açıklandı. Demir çelik yine sektöründe de aynı şekilde performansları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve bilanço beklentilerine ilişkin de videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Sizin de öğrenmek istediğiniz bir bilgi varsa bu videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.